Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Hazirun, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Enerji sektörümüzün tarihi günlerinden birini yaşıyoruz. Neden tarihi derseniz, biraz geçmişe gittiğimizde, yıl 2003, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ikinci yılı. O gün sektörümüzde serbest tüketiciler tedarikçilerini seçme hakkına kavuştular. Önemli bir gün. Kavuşmasına kavuştular ama ortada ne dengeleme ve ne uzlaştırma ilişkin kurallar ne de bugünkü gibi gelişmiş ölçme iletişim altyapısı vardı. Ama vakit kaybetmeden bütün bir sektör olarak el birliğiyle piyasamızı geliştirdik. Mali uzlaştırma ile attığımız ilk adımı bugün vadeli enerji piyasalarının faaliyete geçmesiyle çok ileri bir aşamaya taşımış oluyoruz. Nereden nereye? Bu kısa ama dolu dolu geçen 18 yılı şöyle bir gözümüzün önüne getirirseniz neden tarihi bir günde olduğumuzu kolayca anlayabiliriz. Küresel salgının etkilerinin nispeten azaldığı, kısıtlamaların hayatımızdan çıkmaya başladığı bir günde enerji sektöründe yeni bir atılımı simgeleyen bu açılışı yapmak çok değerli. Kimileri inanmadı ama belki ama biz hep inandık, hep söyledik. Hedefimiz belli. Türkiye'yi elektrik ve doğalgazda bir ticaret merkezi yapmak. Bakanlığımızda, kurumumuzda, EPH'imizde ve ilgili diğer tüm kurumlarımızda özel sektörle el ele bu hedef için çalıştık. Elbette topraklarımızdan onlarca boru hattının geçmesi, enterkonneksiyonların olması, enerji ticareti merkezi olarak kabul edilmek için yeterli değil. Dahası enerji ticaret merkezi olmak bugünden yarına hayata geçecek bir hedef de değil. Stratejik bakış açısıyla ve kararlılıkla yürütülmesi gereken bir süreç. Sadece yurt içi değil, yurt dışı gelişmelerin de hassasiyetle takip edilerek zamanında karar alınmasını ve uygulanmasını gerektiren uzun soluklu bir süreç. Biz bugüne kadar da bu süreci basiretle ve başarıyla yönettik. Yatırımcımızın önünü açan yüksek kalitede düzenlemeler geliştirdik. Öngörülebilir piyasa kurallarını oluşturduk, ihtiyaç duyulan teşvik ve destekleri sağladık. Enerji sektörümüzün finanse edilebilirliğini güvence altına aldık. Yatırımcımıza ve işletmecilerimize doğru kaynak ve risk yönetimi konusunda da yön verdik. Bu süreçte güçlü bir altyapıya sahip olmanın önemi malumunuzdur. Pek çok farklı kaynaktan gelen enerjinin mümkün olduğunca kısıt olmaksızın iletiminin, naklinin yanı sıra yeterince depolanabilmesi de hayati önem taşımaktadır. Zira altyapının güçlü ve esnekliği modern, güvenilir, istikrarlı ve rekabetçi bir piyasanın omurgasıdır. Bu alanda son 20 yılda ne kadar büyük bir yol aldığımız ortada. Şimdi vitesi daha da yükseltmemiz gerekiyor. Enterkonneksiyon kapasitemizi, kurulu güç kapasitemiz ve elektrik enerjisi talebimizin gelişimiyle orantılı olarak artırmayı hedeflemeliyiz. Gerek elektrik, gerekse doğalgaz şebekemizin esnekliğini korumalı ve güçlendirmeliyiz. Biz EPDK olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya daima hazırız. Şüphesiz salgın dönemi enerji sektörümüz için dik bir yokuştu ve kamuda da bu süreçte gereken özveriyi devletimiz de gösterdi. Şimdi hem belirsizliklerin meydana getirdiği sis perdesi aralanıyor hem de yolumuz açılıyor. Yeni dönem fırsatları ve imkanlarıyla birlikte geliyor ve inşallah bizler de vitesi yükselteceğiz. Kendinden emin bir şekilde hedefimize doğru hızla yol almaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım, değerli hazirun, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma yolunda
son yıllardaki dönüşümünü küresel enerji piyasalarından ayrı düşünmemek ve bölgesel dinamiklerle birlikte ele almak zorundayız. Bölgemizde birçok ülkenin enerji borsası kurma niyeti ve çabası var. Ama enerji piyasamızın büyüklüğü bize ölçek ekonomisi avantajı sağlıyor. Son dönemlerde bir miktar hız kesse de enerji talebimizin bölgemizdeki diğer ülkelerle kıyaslanmayacak denli yüksek hızla artması dinamizmimizi de güçlendiriyor. Şebeke yatırımlarına sağladığımız kaynak ve akıllı şebeke dönüşümü politikalarımız şebeke esnekliğimizi artırıyor. Sektörü dinleyen ve gelişen ihtiyaçlara hızla cevap veren düzenleme kültürümüz sektör paydaşlarının güvenini pekiştiriyor. Elbette Sayın Bakanımızın liderliğinde uygulanan çok boyutlu enerji politikamız da yolumuzu aydınlatıyor. Hedefimiz elektrik ve doğalgaz piyasalarımızın her geçen gün derinleşmesi ve artan cazibesiyle bölgemizdeki diğer piyasalar için bir çekim merkezi olmasıdır. Bunu başaracağımızdan asla şüphemiz yok. Çağın gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş piyasalardaki piyasa enstrümanlarını devreye almaya devam edeceğiz. Bugün vadeli elektrik piyasamızın ve Ekim ayında da vadeli doğalgaz piyasamızın devreye girmesi enerji ticaret merkezi olma yolunda önemli bir viraj dönüm noktası olacaktır. EPDK olarak bu süreçte gerek EPH'ımızla gerek sektörümüzle tam bir işbirliği içinde titizlikle çalıştık, ödevimizi yerine getirdik. Ayrıca ihtiyaç olması halinde düzenlemelerimizi gözden geçirmede esnek, yeni düzenlemeler yapmada hızlı ve kararlı olmaya da devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken bizlere her konuda daima destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Beyefendi'ye, vadeli elektrik piyasasının hayata geçmesinde büyük emeği olan elektrik piyasası dairemize, kurul üyelerimize, bakan yardımcılarımıza, EPH'ımıza, sektörümüze canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten enerji sektöründe çalışmak EPDK Başkanı olarak hakikaten güzel bir şey. Çok uyumlu, çok dinamik, çok da tecrübeye sahip olan başta bakanımız olmak üzere hakikaten piyasanın gerçeklerine, şartlarına, koşullarına göre keyifli bir çalışma oluyor. Ben bundan dolayı da tüm sektöre bakanımız nezdinde de teşekkür ediyorum. Bugünümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ücretsizmiş. Keşke biz de lisanslı oyuncu olsaydık da bu avantajdan faydalansaydık ama EPDK Başkanı veya tabii bakanım adına da konuşmuş olmayayım. Enerji Bakanı veya Bakan Yardımcısı sektörde kamu adına düzenleyici olmanın da bazı kısıtları olacak. Bu da baş üstüne diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Mustafa Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için.